yine bugün okula kayıt yaptırdı. Biliyorum. Babam inanamadı. 15 dakika kayıt matbuzunu izledi bugün. Çok kimliğin çıkınca ne yapacak kim bilir? Çerçeveletip duvara asarsın ha? Asarım tabii. O bizim en akıllımız. Eczacılığı bitirecek. Çok büyük yerlere gelecek benim kızım. Geleceğim tabii babacığım. İnşallah, inşallah. Mustafa da senin işini devam ettirecek. Epek de bir koca bulup da evlenirsin. Kızlarla isteyeceğiz Allah'tan ha? Meraklı bir kız tabii. Ben en iyisi gidip bulaşıkları kurulayım. Ya niye babamın işi bana kalıyor? Böyle bir mecburiyet mi var sanki? Tornacı olmak zorunda mıyım ben? Allah Allah. Ne oluyor bu çocuklara ayol? Tek tek gidiyorlar. Ben bakarım. Halim bana dedi ki... Hoş geldin enişte. İyi akşamlar Defneciğim. Hürmetler. Öpeyim babacığım. Hak veriyorum. Öpeyim anneciğim. Ne oldu? Hangi rüzgar attı seni böyle? Hangi rüzgar olacak anneciğim? Bir ziyaret edeyim dedim. Bir ellerini öpeyim dediydim de. Ne oldu damat? Sen öyle pek tek başına uğramazdın. Ne oldu? Başın mı sıkışık yine? Yok babacığım, başım sıkışık değil. Yalnız bu aralar biraz likidite sorunsalım var. Duruşundan belli. Haftaya bugün ödenmek üzere şu sizin bankada birikmiş paradan 1,5 milyarcık istirham edecektim babacığım. Kesin haftaya bugün ödeyeceğim, söz. Vallahi yok damat, yani olsa dükkan senin. Bankadaki paranın da yeri var. Neresi babacığım? Ayvalık'tan küçük bir yer alacağım, emekli olacağım. Yani kusura bakma. Ya. Yine alın babacığım. Haftaya bugün ödeyeceğim. Bir hafta içinde emekli olacak haliniz yok ya. Ne yapacaksın o parayı damat? İşlerim için lazım anneciğim. Yeni mal getireceğim dükkana. Mobilya alacağım babacığım. Kusura bakma damat. Paranın yeri olmasa verirdik ama maalesef. Eyvah. Nasıl ödeyeceğim ben şimdi 5 aylık kirayı? Evden atacak adam. İşin yoksa gel buraya. Kaynanayla beraber otur. Ya saat kaç oldu? Aa, Mehmet,
Hı. Yani saat daha 6:30. Ne yapalım? Senin gibi saat 5'te mi kalkalım? Kalkın tabii. Erken kalkmak iyidir. İnsanı zinde tutar. Yani Mehmet, sen de herkes gibi uyusana. Şu gazeteyi mürekkebi kurumadan almak zorunda mısın? Ben 50 küsur senedir erken kalkarım. Gider gazetemi, ekmeğimi alırım. Vallahi Mehmet, sen emekli olunca herkes rahat bir uyku uyuyacak, biliyor musun? Emekli olacağım zaten. Yakında Ayvalık'ta küçük bir ev alacağız. Sonra da doğru oraya yerleşeceğiz. Şu zeytinyağını görüyorsun değil mi? İşte bunu kendim üreteceğim, kendim. Ne Ayvalık canım, daha çocuklarımı evlendirmeden? Ama ben onları bekleyemem ya. İyi, sen bekleme, ben beklerim. Olur, bana da davetiye yollarsınız. Ben o sırada zeytin ağaçlarımdan zeytin topluyor olacağım. Ağaç da bu kendini darı ambarında sanırmış. Bizimki zeytinlikte sanıyor. Güzel, karıştırma şimdi tavuğu hindiyi. Hadi git içeridekileri kaldır da daha gidip dükkan açacağız. Ne bu ya? Bu saate kadar oyunur mu? Hiç mi bana çekmedi bunlar? Aman, iyi ki çekmemişler. Sanki camide ezan okuyor. Erkenden kalkıyor. Kalkarım tabii. He. Mustafa. Oğlum. Bebek. Hadi güzel oğlum kalk. Kalk bakayım çocuk, hadi. Oğlum, baban kalksın da çıkalım diyor. Hadi. Ya anne, nereye çıkıyoruz? Önce bir sabah olsun. Çocuğum, hadi kalk, sinirlenecek şimdi, tansiyonu çıkacak. Yani ben bu yaşta dul mu kalayım, ha? Ya of, ya of. Sanki insanlar sabah sabah açık tornacı arıyor ya. Nöbetçi tornacı mı? Kızlar, minik kuşlar, çocuklarım. Hadi kalkın. Defne, hadi kalk, hadi kalk. Hadi İpek, hadi kalk çocuğum. Ya, İpek, ya hadi anne kalksın. Ya daha saat kaç ki daha? Ayol 7 oldu. Ya daha çok erken. Bu saatte uyanılır mı? Hem ben daha gelişme çağındayım. Uyku lazım bana ya. Bana da. Aa, sen gelişme çağını çoktan geçirdin. Sen evlenme çağındasın. Kalk kendine bir koca bul. Ya kocanın iyisi sabah mı bulunuyor anne ya? Poğaça mı bu taze taze alınıyor? Bunlar delirtecek beni. Ayol, sanki babanızı tanımıyorsunuz. İkide bir de git şunları kaldır diyor. Bunlar da kalkmam diyor. Ay, arada ben kalıyorum. Ben dahi bayılacağım. Çabuk kalkın çocuklar. Sinirlerim çok bozuldu. Çabuk kalkın. Askerlik gibi ha. Kalk, burası erkenden çalıyor. Bu babam yakında bizi Irak'a da gönderir. Çocuğum, iki lokma bir şey yesene. Kahvaltı etmeden olur mu? Ya anne, ne kahvaltısı? Kahvaltı etmem için önce uyanmam lazım. Koç oğlum benim aslanım. Ay benim kuş. Ay benim güzel oğlum. Ay iyi ki doğurmuşum bu çocuğu. Anne, çocuğum olmaz. Çalışmaya giderken mutlaka kahvaltı etmen lazım, hadi. Ya anne, koca adam oldum, hala çocuk gibi seviyorsun beni ya. Allah Allah. Hı. İşte hep sen böyle yapıyorsun. Sen şımartıyorsun bunları. Aa, hiç bile değil. Nereden gördün çocuklarımın şımarıklığını sen? Yok ya. Peki nerede Defne Hanım, ha? Niye okuluna gitmiyor? Zar zor kazandı eczacılığı, şimdi okula gitmiyor. Ayol, onun saati vardır, programı vardır, sana ne? Allah Allah, uyuyarak mı bitirecek eczacılığı? Kalksın gitsin okuluna. Yarın bir gün o eczaneyi açtığında da uyur. Bütün uyku haplarını içer orada. Allah Allah, senin işin gücün yok mu, her şeye karışıyorsun? Hadi işine gitsene sen. Tamam, gidiyorum, gidiyorum. Allah Allah. Bana bak, kalksın gitsin okula. Tamam. İyice temizleyin ortalığı, güzelce süpürün, tamam mı? Hemen usta. Sabah ayrı, akşam ayrı temizliyoruz. Ne burası, hastane mi ya? Şişt, abi duyacak ya. Ya duyarsa duysun, daha müşteriler uyanmadan açıyoruz dükkanı. Ya ben dünyaya tornacı olmak için mi geldim ya? Hadi ya, ne konuşup duruyorsunuz? Doğru işinizin başına, hadi. Tamam baba, tamam. Anne, sen diyet mi yapıyorsun yine? Evet, bir sakıncası mı var? Anne, sen diyet yapamazsın ki. Aa, nedenmiş o? Ben iradesiz bir insan mıyım? Anneciğim, bugüne kadar yaptığın en uzun diyet 6 saat sürdü. Yapamıyorsun işte. Sonra da diyeti bozdum diye boşuna üzülüyorsun. Sen öyle san. Bu sefer benim diyetim tam 6 ay sürecek.
defne gibi bir deri bir kemik kalacak. Anne, para lazım. Geçen gün babam verdi ya para sana. Ben de o yüzden senden istiyorum ya. Ne yaptın o parayı? Kayıt parası, yol parası, kantinde tost parası, imaj parası. Ne parası? İmaj anneciğim, imaj. Üniversiteye başladı ya, görüntüsünü değiştirmesi lazımmış. Yeni saçlar, yeni kıyafetler. Evet anne, Sertab'ın dediği gibi yeni bir duruş, yeni dokunuş, kendime yeni bir ben lazım. Bunun için de para lazım. Valla baban duyarsa sana öyle bir imaj yapar, sen üniversiteye değil Mor Çatı'ya gitmek zorunda kalırsın kızım. Yakın ben kral restoranı açıyorum oğlum. Abi beni de al yanına ya. Merak etme, şu babam Ayvalık'tan kulübeyi alsın, bir emekli olsun, direkt kapatıyoruz dükkanı. Sen de tezgah yerine masa sileceksin artık. Masa mı sileceğim? Evet, garson olacaksın ya. Nasıl garson ya? Şef garson oğlum. Ha, o zaman tamam. Günaydın Mehmet Usta. Oo, hoş geldin Sinancığım, hoş geldin, gel. Merhaba gençler. Hoş geldiniz. Gel. Ya Mehmet Usta, almadın bir bilgisayarlı CNC tezgah, çocuklara her sabah şu yağlı tezgahı sildiriyoruz. Ya silsinler işlerine. Öyle deme Mehmet Usta. Bak benim tezgah tıkır tıkır çalışıyor. Eskisinin 3 katı, 5 katı iş alıyorum. CNC tezgah alsa da para kazansa. Dur. Sinan abi, kaça bu CNC tezgahlar? Ya sana ne? He? Sen ne karışıp duruyorsun? Hadi git işinin başına. Kim kullanacak o bilgisayarlı CNC tezgahını? Laf dinleyip durmayın. Çalışın hadi. Ben Dombili. Git sen de çay söyle hadi. Hemen usta. Allah Allah ya. İki laf ettirmiyorsunuz insana ya. Ya anne, daha dün sildik yerleri. Niye her gün siliyoruz ki? İstiklal Caddesi mi burası? Ben sana boşuna demiyorum değil mi evlen diye? Evlen, yuvanı bil. İstersen 10 günde 1 sil evini. İstersen hiç silme. Çöp ev yap. Evlenmiyorsun ki. Ay sıkıştırma beni anne. Ablamı sıkıştırdın da ne oldu? Kadir eniştem gibi bir hayırsızla evlendi. Hiç değilse bir yuvası var. Çocuğu var. Hem nesi varmış eniştenin? Ablan ne kadar mutlu. Ablan mı mutlu? Tabii mutlu. Sen şu kapıya bak. Aman tamam tamam. Bakıyorum. Evsiz mi kaldınız? Nasıl yani, yangın falan mı çıktı? Ya da deprem oldu, bizim mi haberimiz olmadı? Kadir kirayı ödememiş, ev sahibi kilidi değiştirdim. Parayı ödeyin ve çıkın hemen dedim. Anne, eşyalarımızı rehin aldı adam. Bir dakika ya, ben pek anlayamadım. Bir kira ödenmedi diye kilit mi değiştirilirmiş? Bir değil, tam 5 ay kirayı ödememiş. Anne bana ödedim ödedim diyordu. İçkiye, kumar, at yarışlarına yatırmış parayı. Ay bu sefer kesin bitti. Boşanıyorum. Sen gel de gel usta. Getir şöyle. Şu akşamdan içmediğin çayı da al götür. Bir daha da içmeyeceğin şeyi söyleme. Barış artık şu teknolojiyle Mehmet Usta. Gidelim bir bankaya, alalım krediyi, çekelim kız gibi tezgahı. Sağ ol Sinancığım, ben şahsen borca girmeyi sevmiyorum. Merak etme, ben kefil olurum sana. Bak Sinan abi de kefil oluyormuş baba. Sen ödeyemezsen Sinan abi öder işte usta, ne güzel. İstemem efendim, kefil olunmasını da sevmem, kefil olmayı da. 3 gün içerisinde 5 aylık kirayı ödemezsem kefile gidecekmiş ev sahibi. Ay inanmıyorum abla ya, hay Allah. Peki 5 aylık kira ne kadar ediyor? Ne kadar olacak? 1,5 milyar. Aa, az para da değil çocuğum. Senin kocan dünyada ödeyemez onu. Hay Allah. Ulan da kefile oldu desene. Kefil kim abla? Mustafa. Mustafa mı? Aman Allah'ım. Oğlum sen benim borçtan kefaletten hoşlanmadığımı bilmiyor musun? Biliyorum baba. O zaman ne giriyorsun lafa? Ben bir şey demek istedim. Sus! Ben sana kefil olurum diyen herkesin peşinden gidersen yarın bir gün sen de birine kefil olursun. Burnun borç...
çıktan kurtulmaz o zaman. Bak sakın ha, sakın birine kefil olduğunu ya da birini kefil ettiğini duyarsam evlatlıktan reddederim seni. Bu dombiliği alırım. Bak işte görüyorsunuz değil mi? Yine bu damadın borçları döndü dolaştı bizi buldu. Ah Mustafa, ah Mustafa, ah. Vallahi babam bir duyarsa önce abimi sonra eniştemi parçalar. Doymaz bizi de parçalar. Anne biz şimdi nerede kalacağız? Burada kalacağız kızım. Burada mı? Mahsuru yoksa tabii anne. Yani kızım benim için bir mahsuru yok tabii ama baban ne der? Çaktırmayız anne. Çok özledik, kalmaya geldik deriz. Ya 2-3 gün kalmanız gerekirse? Çok özledik deriz. Ay. Kesin anlar baban. Ay mahvolduk desene. Ay streslendim. Gidip şu diyeti bozayım bari. Annem de bahane arıyordu. İyi oldu evden atıldığımız. Ya Mustafa abi. Ya ben çok acıktım ya. Midem sırtıma yapıştı vallahi. Evet ya. Dur. Baba. Hı. Biz çok acıktık ya, yiyecek bir şeyler alacak, biraz para verebilir misin? Acıktıysanız doğru eve, hadi dışarıdan yemek yemek yok artık. Niye baba? Oğlum, Ayvalık'taki yazlığı alıp emekli olup oraya yerleşeceğim ben. Ondan sonra da dükkanı sana bırakacağım. Anlıyorum baba. Anlıyorsan hadi doğru eve, bir şeyler yiyin gelin, gelirken de anam bana bir şeyler yollasın. Olur baba. Aman be aman. Ne oldu abi? Babam öğle yemeği paralarını biriktiriyormuş. Nasıl yani? Ya, Ayvalık'taki yazlığı alıp emekli olacak ya, o yüzden. İyi de abi bu böyle 10 sene sürer. Ne 10 senesi oğlum, en az 20 sene. Peki biz öğlen ne yiyeceğiz? Ayvalık'taki yazlığı mı? Ya, yürü hızlandıralım şu babamın emekliliğini. Yoksa bu tezgahta ömrümüz gidecek. Yürü. Kızım doğru dursana, iğne batacak şimdi. Tamam anne. Boşanacağım anne. Kesin kararlıyım. Bu sefer %1500 boşanacağım. Baban çok kızar kızım. İzin vermez. Niye izin vermeyecekmiş anne? Davamıza babam mı bakacak sanki? Sussana sen. Çocuğun yanında böyle şeyler konuşma. Evet ya. Sizin yüzünüzden depresyona gireceğim. Ben senin depresyon diyen dillerini yerim. Dur ben bakarım. Merhaba İpek'cim. Hülya burada mı? Yok. Söyle ona burada sadece eski karısı var. Çocuğum niye sen ev kirasını ödemedin? Bak evsiz kalmışsınız. Ödeyeceğim anneciğim, ödeyeceğim. Ben değerli eşimi ve çocuğumu sokaklarda bırakacak bir adam mıyım? Nasıl ödeyeceksin işte? Hepimiz çok merak ediyoruz doğrusu. Evet Kadir, nasıl ödeyeceksin? Ne haber Kefil? Kefil mi? Nasıl ödeyeceksin, nasıl ödeyeceksin diye soruyordunuz değil mi? İşte kefilim de geldi. Ne kefili ya? Of ya of. Yaktın beni enişte. Şimdi nereden bulacağız o kadar parayı? Babamın bankada parası var. Ondan istesek, yani siz isteseniz ben isteyince vermiyor. Paraları yedin yedin. Şimdi babamın parasına göz diktin değil mi Kadir? Aman. Her zaman yaptığı şey. Yeni bir şey değil ki. Babam daha bugün birine kefil olursan evlatlıktan reddederim dedi dükkanda. Ben biri değilim ki kayınço. Ben senin eniştenim. Merak etme, bir şey yapmaz. Asıl şimdi yapar. Parayı bulduktan sonra kendini bir de avukat tutsan iyi edersin Kadir Bey. Ben işe gidiyorum anne. Avukat mı dedi bu? Hülya, kralı çektiğim. Bekle beni karıcığım. Enişte dur bekle ya. Enişte. Gitti. İpek abla. Efendim Hasan. Ben bir tabak daha alabilir miyim? Al tabii al da. 5 tabak oldu. Dokunmasın sonra. Yok yok, bana bir şey olmaz. Ben düşüyorum. Bana bakın, sizin diyet diye bir şeyden haberiniz var mı? Yok. Öğrenin o zaman, ihtiyacınız var çünkü. Allah Allah.
Ah be çocuğum, ah, ah! Yani neden kefil oluyorsun anlamıyorum ki. Baban her zaman demez mi kimseye kefil olmayın diye? Ya ne bileyim anne ya, bende hiç enişteme kefil olacak göz var mı? Kesin gazozuma falan bir ilaç katmıştır, kandırmıştır beni. Çek bakalım cezanı. Baban duysun da gör. Sakın ha, babam duymasın bu meseleyi. Sen de kefil olmasaydın eniştene. Ah Sevinç. Hoş merhaba geldin. Şükran, hoş bulduk. Gel canım gel. Geç, geç otur. Ah Sevinç ah. Sorma. Ay sorma, başımızda bir dertler var, sorma. Bir dertte ben açsam kızmazsın değil mi? Aa. Ne oldu, hayırdır? 3 ay önce pazarlamacıdan bir şeyler almıştım ya. Evet. İşte 2 aydır senetleri ödüyordum. Ama bu ay ödeyemedim. Dedim ki birkaç gün gecikirse olur mu dedim. Ama adam öyle inatçı ki Nuh diyor, peygamber demiyor. İlla kefile giderim diyor. Eyvah. E kefilin kimdi peki? Sendin ya Şükran, unuttun mu? Ben mi? Annem mi? Evet. Anne, bu akşam babamın helvasını yapın. Kesin yüksek tansiyondan gider. Görüyorsun değil mi başımıza geleni? Evde kefil birken 2 oldu. Ay ne olur kusura bakma Şükran. Bir yerden bulup buluşturup ödeyeceğim onu. Aksilik oldu işte. Kaynanam ameliyat oldu. Tuttum taksit parasını, ona verdim. Olur canım, insanlık hali de. Ne diyor pazarlamacı? Beklemem mi diyor? 3 gündür zor oyalıyorum. Her gün geliyor. Bir de bağıra bağıra konuşuyor. Apartmandan birileri duyduysa rezil oldum. Kaç para senin şu taksit? 135 milyon. Yani buraya gelip benden isteyecek parayı ha? Kefile gideceğim dedi. Ama merak etme. Gelirse ben onu hemen gönderirim. Bu devirde 2-3 gün borç gecikmez miymiş ayol? Kapı, dur. Ben bir bakayım kapıyı. İyi günler Şükran Hanım. Şu elimde görmüş olduğunuz senet tam 135 milyon liralık olup Sevinç Hanım'ın kefili olmazdan dolayı sizin ödemeniz gerekmektedir. Aa evet, siz şey pazarlama. Evet, evet. Aa bak kim gelmiş Sevinç. Sevinç? Sanırım Sevinç Hanım çoktan Meksika sınırına ulaşmıştır. Neyse, ödemeyi nasıl yapıyoruz Kefile Hanım? Nakit, kredi kartı? Aa, ödemeyi 1-2 gün şey yapsak, bekletsek çözülür. Hayır, ben sizi beklemediğim için hazırlıksızım. Mantıklı. Eğer ödemeyi bir iş günü içinde alamazsam, ki bu iş günü yarın akşam saat 5'te bitecek olan iş günüdür, evinize haciz gelebilir, ardından hapse girebilirsiniz. Hapse mi? Ama hapiste yapacağınız oyalarınızı, dantellerinizi nasıl satacağım diye sakın endişelenmeyin. Mithat pazarlama emrinizde. Ay ne hapsi canım? Aa, bir senet 2-3 gün beklemez mi? Milletin hali belli. Mithat pazarlama beklemez. Yarın görüşmek üzere. Güle güle. Aa, bu arada yatak örtüsü lazım mıydı? Kenarları oyalı, ortası boyalı, aşındırmaz kaşındırmaz, ütü gerektirmez. Tek kişilik, 2 kişilik, 4 kişilik yumuşacık yatak örtülerim var. 4 kişilik mi? 2 tane 2 kişilik alınca 4 kişilik oluyor. Yani piyasada henüz 4 kişilik yatak yok ama Mithat pazarlamada çarşımı şimdiden hazır. Bir tanesini göstereyim mi? Ay yok yok. Hayır hayır, hiç ihtiyacım. Gerçekten. Yok, yani sizin çok uygun, çok uygun senetlerle yapardım. Hayır hayır, çok teşekkür ederim. Siz bana ihtiyaç yok. İstemem. Sağ olun, çok teşekkür tamam. ederim. Güle güle. Sevinç. Yemeği de yedik ama hala geçmedi şu başıma ağrısı ya. Bir ağrı kesici vereyim mi baba? Uf, yok oğlum yok. Bunun en iyi ilacı yatıp uyumak. Şu hülyalar gitsin, o zaman yatarım. Rüzgar teyzeler gelecek baba. Aman be aman. Bu anan da yani her akşam çağırması olmaz şu müjganları ya. Uf, bak başımın ağrısı fazlalaştı vallahi. Ablamlar da burada kalabilir ayrıca. Kalmasınlar efendim, kalmasınlar. İstiyorlarsa bıraksınlar Ceren'i, kendileri gitsin evlerine. 2 adımlık yol. Niye burada kalıyorlar ki? Ay, bir de Sevinci
bütün borcu çıktı başıma, iyi mi? Anne, siz hiç olmazsa evden atılmadınız. Vallahi babam bütün bunları duyunca hepimizi öyle bir evden atacak ki... ...sonra hep beraber gider parkta yatarız çocuğum. Bankamatiklerin içinde yatalım anne, oralar daha sıcak oluyor. Aman, zevzek zevzek konuşma, kalk bulaşığa başla. Elde mi yıkayacağız? Elde yıkayacaksın tabii. İki tane tabak için makine mi açılırmış? Sonra baban elektrik faturasını görünce kıyameti koparıyor. Var ya, bu makine ailenin en rahat ferdi. Sürekli yatıyor, hiç çalışmıyor. Abla, babam ablanlar kalmasın, evlerine gitsinler diyor. Dedi mi gerçekten? Evet, iki adımlık yol, bıraksınlar cilini gitsinler diyor. Vallahi babam haklı. Bu yaştan sonra kucak kucağa da yatılmıyor yani. Biz salonda yatacağız herhalde Defne. Eniştem nerede yatacak, banyoda mı? Gitsinler de yatarsa yatsın, bu eve gelemez. Kızım, baban kalmasınlar diyormuş. Siz nerede yatacağınızı tartışıyorsunuz. Ben uygun bir dinle söylerim babama anne, merak etmeyin. Sakın ha. Abla, sakın burada kalmayın ha. Babam enişteme kefil olduğumu öğrenirse bu gece hepimiz bankamatikte yatarız vallahi. Bak anne, abim işi nasıl biliyor? Defne. Ay zahmet olsun. Rica ederim, olur mu canım? Bugün Zekeriya köyde yaptırdığımız evin havuzu için şezlong baktım Şükran. Ne güzel. Güle güle kullanın. Ev deme şuna Müjgan. Ay pardon, yine ev mi dedim? Şato diyecektim. Hiç koskocaman havuzu olan ev olur mu Müjgancığım? Ayıptır söylemesi, bugüne kadar harcadığım para 150 milyarı geçti. Sen hala ev diyorsun. Ev mi dediniz? Biliyor musunuz? Mehmet de Ayvalık'ta bir ev yaptırıyor. Ay pardon, ev mi dedim ben? Yok canım, ne evi? Kulübe, kulübe. İlahi Şükran. Benim öyle büyük bir evde gözüm yok. Küçük bir bahçesi olsun yeter. Havuz olarak da Ege Denizi'ni kullanacağım. Sizinkinde Yunan adası var mı? Yok. Benimkinde var. Ayvalık'ta yer kapmak kolay değil Mehmet Usta. Çok değerlendi oralar. Bulurum uygun bir yer. Araştırıyorum. O zaman bu eve de biz geçeriz değil mi baba? Ne? Niye canım? Sizin eviniz var ya. Yok canım, biz öyle hemen Ayvalık'a falan yerleşemeyiz. Daha 3 tane bekar çocuğum var evde benim. 4. Abla, biz bugün Pelin'le Ak Merkez'e dolaştık. Öyle mi? Alışveriş mi yaptın Pelin? Yok, ben değil, Defne yaptı. Artık üniversiteli bir genç kız oldu. Kendine bakmalı, güzelleşmeli, çeki düzen vermeli. Niye? Çirkinleri almıyorlar mı eczacılık? Aman abla, evde otura otura dünya ile bağlantın kesilmiş senin. Hem benim modayı takip etmem lazım valla. Biz hala okulda önlük giyiyoruz. Ben de modayı takip etmek istiyorum. Aman da aman, büyümüş de modayı takip edermiş benim yeğenim. Bak. Takıl Pelin ablana, seni de Ak Merkez'den giydirsin Ceren'cim. Göstersene ne aldığımızı Defne. Ay dur göstereyim. Bak, bu bluzum. Bak, bu da eteğim. Nasıl? Güzel mi? Harika. Babam görünce bayılacak bu modeli. Bugün Mehmet Usta'ya gel sana kefil olayım, kredi çekelim, bir CNC tezgah alalım dedim, kabul etmedi. Kapat artık şu konuyu Sinan ya. Mehmet Usta eski sistemi seviyor biraz galiba. Mesela arabanız da bayağı eski model. Seviyor herhalde. Keşke alsana tezgahtan baba. 7 kişilik ailenin geçimi kolay değil tabii. 7 mi? Ya abla, saymayı mı unuttun? Bak, İpek, Defne, ben, annem, babam 5. 7 nereden çıktı? Bütün gün bankada hesap yapmaktan beyni sulandı galiba bizim kızın. Valla Mehmet Usta, bu devirde kefil bulmak kolay değil. Sen benim gibi adamı bulmuşken gel al şu tezgahı. Sağ ol Sinancığım, sağ ol. Ben kefalet olayına karşıyım. Ödeyemem, ödeyemem de mahcup olurum sonra. Aşk olsun, ödeyemezseniz Sinan öder. Siz bize borçlanırsınız. Sinan'da para çok nasıl olsa. Prensip meselesi Müjgan Hanım. Bizim ailede kimse kimseye kefil olmaz, olanı da kabul etmez. Hepsi tembihlidir bu konuda. Öyle değil mi?
Tabii öyle baba. Tabii. Biz tembihliyiz. Büyük konuşuyorsun Mehmet Usta. Konuşurum. Vaktiyle az derde girmedi başımız bu işlerden. Onun için kefil dedim böyle tüylerim diken diken olur benim. Hele müteselsil kefil benden hepten uzak olsun. Of, çok şükür gittiler ya. Başım ağrıyıp duruyordu, iyice artmıştı yani ağrısı. Ya iyi hoş insanlar da şu sonradan görmelikleri yok mu? Aman iyi. Biz de keşke zengin olsak da sonradan görme olsak. Hadi tamam uzatmayın artık. Kızım kalk siz de gidin evinize ya. Milletin işi gücü var sabah işe gidecek. Ablamlar da şimdi gidiyordu zaten değil mi? Hadi abla. Hadi. Ceren canım hadi gel eve gidiyorsunuz. Nereye gidiyoruz? Ya sinirli zaten şimdi çiğ yer beni gidin otelde bir yerde kalın. Baba ben sana bir şeyler söylemek istiyorum. Saklamanın alemi yok. Neymiş o? Bak sakın kocamın borcu var, senedi var, para lazım deme ona kızarım ha. Neyse ben sonra söyleyeyim. Şükran gene ne oluyor ha? Arkamdan bir şeyler çevrilmiyor değil mi? Aşk olsun Mehmet yani nasıl böyle düşünebilirsin? Biz ne zaman senin arkandan bir şeyler çevirdik ki değil mi çocuklar? Evet baba ne zaman çevirdik? İyi hadi o zaman herkes evine hadi. Tabii herkes evine hadi. Gidiyor gibi yapın. Ben babanız uyunca sizi içeri alırım hadi gidiyorlar. Biz artık gidelim. İyi geceler babacığım. Ama bizim ev kapalı. Ay kapı kapalı dedi. Açtık kapıyı bozar artık. İyi, ben yatıyorum. Hadi iyi geceler. İyi geceler baba. İyi geceler canım. Allah rahatlık versin. Hadi sana iyi uykular. Yattı mı? Sen git. Nereye gideyim buraya? Benim gidecek yerim mi var? Kalacak yerim mi var? Eller beni anlamaz. Sana ihtiyacım var. Sana ihtiyacım var. Ya, istirahat. Babam geliyor. Hadi kızım güle güle. Hadi canım güle gelin. Güle güle ablayıyorsunuz. Vedalaşmadınız mı daha? Vedalaşmıştık da bir şey unutmuşlar geri döndüler. Kapı çalmadı. Her şeyi de sorar. Ya tıklattılar baba. Zil bozuktur belki de ben yarın bir bakarım. Sen niye kalktın? Su içeceğim. Canım sen git yat ben getiririm sana suyu. Hadi bakalım getir. Söyleme Defne. Eniştenin yüzünden oldu bunlar. Benim suçum yok. Zengin biriyle evlenmek şart şu dünyada zaten. Ben evlenmeyeceğim tek teyze. Aferin kızım evlenme. Aman annem evlendirir merak etme. Abla sen gidip eniştemle yatsana. Ya ben onun yüzünü görmek istemiyorum. Sen git onunla yat diyorsun bana. Sen de yüzüne bakmazsın. Evet abla sırtım dönerse. Bak enişte sabah erkenden gidiyorsunuz ha. Tamam kayınço hallederiz. Saat 8-9 gibi gideriz. Ne 8-9 enişte ya? Babam 5 gibi uyanıyor. Sizin 4.30 gibi çıkmanız lazım. Hiç yapmayalım istersen. Evet uyumak yerine parayı nereden bulacağımızı düşünsen çok daha iyi olur aslında. Tamam kayınço merak etme hallederiz. Şu kapının dışında var ya bana borç verecek milyonlarca insan. Onları yarın konuşuruz. Bak 4.30 unutma. Tamam. Ben gelir uyandırırım. Tamam hadi iyi geceler. Hadi. Allah Allah ya. Şu babam da horoz olacağına tornacı olmuş ya. 4.30. 4.30'da uyanılır mı ya? İnsaf be ya. İnsaf ya. Mehmet.
Ya başım ağrıyor hayatım, ondan uyuyamıyorum. E tabii ağrır. Neden almadın bir aspirin? Aa, haklısın. En iyisi bir aspirin alayım ben. Ya nereye gidiyorsun? Mutfağa. Yok, hayır, mutfağa gidemezsin. Niye gidemeyim ya? Aspirin mutfakta değil mi? Aspirin mutfakta da salon... Ne olmuş salona? Ne olacak salona canım? Ben şey için söyledim, yani sen o koca salonu yürüyüp yorulma diye. Ben getiririm sana şimdi hemen. Salonu yürüyemeyecek kadar yaşlanmadık herhalde. Hem içim kıyılıyor, bir şeyler atıştıracağım. Ayol bu saatte yemek yenir mi? Doktorların hepsi bu saatte asla yemek yemeyin diyorlar. Mide kırması olursun. Ya doktorlara bakma sen. Bir dilim ekmekten ne olur? Hayır çocuğum. Tamam, o zaman ben getiririm sana. Ay ben sana şimdi hazırlar getiririm. Zeytinyağı da koyarım, banarsın. Sen ya mutfağı hazırlasana ya. Burada yatağı damlar mamlar. Allah Allah ya. Olur tabii canım, olur. Damlarsa ben silerim. Mutfağı hazırla. Şu terliğimi bulup geliyorum. Nerede bu terlik ya? Vallahi geliyor. Çocuğum, oğlum kalk. Çabuk kalk, çabuk kalk. Baban geliyor. Çabuk görmesin seni, çık dışarı. Çık dışarı, çık. Bak şuradan çık şuradan. Geliyor. Ne işin var burada? Uyuyakalmışım. Yani şimdi mutfağa giderken mi? Evet. Bu yatağı ne zaman yaptın peki? Bu yatağı mı? Bu yatağı ben gece yatmadan önce hazırlamıştım. Gece kalkıyorum bazen. Sonra yatağa dönerken uykum geliyor. Gelip burada yatıyorum. Yani hazır bulunduruyorum yatağa yatmak için. Haberin yok mu senin? Şükran, saçmalıyorsun. Bu yatak ne dedim sana? Evet. Saçmalıyorum. Mustafa. Ne olmuş Mustafa'ya? Çocuk o küçük odada bunalıyor, korkuyor. Ben de korkunca uykusu kaçtığı zaman gelsin burada yatsın diye buraya yatak hazırlıyorum. Allah Allah. Mustafa mı korkuyor? Ay evet, sana söylemedik. Çünkü odada korktuğunu babam duymasın dedi. Utanıyor çocuk. Hasbinallah ya, eşek kadar adam oldu, ne korkusuymuş bu? Psikolojisi bozuldu belki çocuğun canım. Korkak oldu oğlumuz. Enişte, ne oluyor ya? Enişte, ben sana kendi yatağında rahat yok ya. Neyse, babam uyanmadan gönderdik ablamları. Saat de daha 5:30. Hadi sen kahvaltını et, ben sana çayını koyayım. Ya anne, ne yapacağız? Ablamların ev sahibi dayanır kapıya yarın öbür gün. Pazarlamacı da gelir bugün. Buraya mı gelecek? Ya. Para? Bozduracağız bir bilezik artık. Ah Sevinç, ah. Oo, sizi benden önce ayakta görmek ne büyük sürpriz böyle. Ben artık erken kalkıyorum baba. Ben de. Kocam işe gitmeden erkenden kalkıyorum, kahvaltısını hazırlıyorum. Erken kalkmak lazım, dükkanı erken açmak lazım değil mi anne? Tabii çocuğum, ben gideyim kızları da kaldırayım. Mustafa. Efendim baba. Annenin söyledikleri doğru mu? Ne söyledi ki? Odada daralıyormuşsun gece, korkup salona geliyormuşsun.
Öyle miymiş? Koskoca yatak vardı salonda. Annen sana açıyormuş. Ha? Ha, şu salondaki yatağı diyorsun. Evet, ben yatıyorum orada. Oğlum, nereden çıktı şimdi bu yaşta korku morku? Kalıbından utan ya. Yani bu tam olarak bir korku denemez buna baba. Gece aynı yerde uyurken sıkılıyorum. O yüzden yer değiştiriyorum. Utanıyor belli. Söyleyemiyor. Ne oldu bu çocuğa ya? Çok mu bağırıyorum acaba dükkanda? Annem de ne yalan uydurmuş ha. 3 yaşındayım sanki. Kızım, ne bu hal böyle? Şşt! Babam mutfakta değil mi anne? Mutfakta. Çıkar şunu. Böyle okula gidilir mi? Anne aman. Herkes böyle gidiyor. Hadi ben gidiyorum. Saat 8'de dersim var, ancak giderim. Bana bak. Gece bu kılıkta eve gelme. Baban görse vallahi kalp krizi geçirir. Tamam anne, tamam. Kimdi o giden? Defne. Dersi varmış, erkenden gitti. İnsan bir günaydın der, avaz mı aldık der. Ama acelesi varmış, dedim ya şekerim, yarın der. Yarın iki kere der. Geçen sene de üniversiteye diye dershaneye fırlayıp çıkıyordu böyle. Bana bak, yine benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi? Aman Mehmet, amma da evhamlısın. Okula gidiyor kız. Mustafa ile konuştum. Psikolojisi bozulmuş herhalde. Aa, psikolojisi mi bozulmuş? Sen dedin ya odada korkuyor diye. Ha, onu diyorsun sen. Bir psikolog mu tutsak acaba? Ya ne psikoloğu ya, ne psikoloğu be? Şimdi dünyanın parasını ister psikolog. Odasını değiştiririz, olur biter. Ha, ha, tamam odasını değiştirelim. Biraz da kızlar korksun. Korksun. İki oda bir yere 30 bin yer mi istiyorlar? Vay 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 vay. Neyse. Siz bana 4-5 milyarlık bir yer olunca haber verin, tamam mı? Hadi, iyi günler, iyi günler. Ya Mustafa abi, ya usta da ekonomi yapmak için öğle yemeklerinden kusuyor. Sonra günde 2 saat Ayvalık'taki emlakçılarla konuşuyor ya. Konuşsun Hasan, bırak konuşsun ya. Emekli olsun da bir an önce gitsin. Burada ne restoran açabiliyoruz, ne ağız tadıyla bir kefil olabiliyoruz. Bıktım ya. Ay ne olur kusura bakma Şükran. Sen öde, ben 3-5 gün sonra veririm sana parayı. Aşk olsun Sevinç. Komşu komşunun külüne muhtaç. İpek bozdursun bilezikleri, cebinde bil parayı. Ay vallahi pırlanta gibi komşusun Şükran. Ay ilahi. Ay senin hakkını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. İpeğe şöyle pırlanta gibi bir kısmet bulsam olur mu? Aman boş ver o inatçıyı. Hadi sen ara şu Mithat pazarlama mı nedir? Gelsin alsın parasını hazır Mehmet yokken. Hemen arıyorum. Dur, kartı nerede? Hah şurada. Hemen arayacağım şimdi. Sen hiç merak etme. Mehmet Usta'nın ruhu bile duymayacak. Ay vallahi zaten kefil olduğumu duyarsa 6 ay başıma kakar. E öderiz canım, ne var? Seninle ilgisi yok canım. O kefillere gıcık oluyor. Ya oğlum şunları güzel temizleyin ya. Bak çapak kalmış aralarda ya. Biraz istekli çalışayım. İçinizde olsun biraz ya. Allah Allah, her şeyi ben söyleyeceğim. Oh. Ya Mustafa abi, akşamki maçı nerede izleyeceğiz? Oğlum otur evinde izle işte, şifre mifre yok, fıstık gibi. Ya böyle heyecanlı olmuyor ki ya. Kahveye gidelim mi? Şu eniştemin borcu ödenmeden bir yere gidemem ben. Ben geleyim abi o zaman size. Gel ama babam da seyreder maçı. Gol olunca 10 desibeli aşamaz. Aşarım abicim, aşarım. Usta da Fener gol attığı zaman bağırmıyor mu? Desibel duvarını aşıyor abi. Kolay gelsin kayıncığım. Hoş geldin. Hürmetler babacığım, öpeyim. Hoş geldin damat. Sen öyle pek uğramazdın. Buralarda bir işim vardı da babacığım, hazır gelmişken bir uğrayıp elinizi öpeyim dediydim de. He sağ ol. El öpenlerin çok olsun. Şey babacığım, nakidi de sorunsalımı henüz halledebilmiş değilim de ben eğer fikrinizi değiştirdiyseniz diye şey ettiydim de uğradıydım da. Mustafa. Efendim baba. Ben eve gidiyorum yemek yemeye. Nedense
dükkana böyle para isteyecek birileri gelince ani bir açlık kaplıyor bedenimi, midem gurulduyor. Kayınço, babam bu parayı bize hayatta koklatmaz. Babam artık sana banka cüzdanını bile koklatmaz. Biz nereden bulacağız bu parayı? Vallahi ne bileyim, çok para. Kolayı var, Sinan abiden isteyin. Aferin lan sakar çırak baykuş Hasan. Yılda bir kere de olsa kafan çalışıyor yani. Arayalım, bir yerde buluşalım o zaman. Tamam, tamam. Abi ya, saçları bozuyor zaten. Çalıyor mu? Çalıyor. Hay Allah. Nerede kaldı bu ipek? Acaba bozduramadı mı bileziği? Bozdurur canım, niye bozduramasın? Ah, geldi. İpek, geldim çocuğum, dur dur. Gel canım. Vitat pazarlama, iyi günler diler Şükran Hanım. Paramız hazır mı? Kızım getirecekti, biz de onu bekliyoruz. Neredeyse gelir. Pekala, o zaman biz de vakit kaybetmeyelim. Bu arada ben size tencerelerimi, tavalarımı, nevresimlerimi, dantellerimi, oyalarımı göstereyim ha? Yok, hayır, hiç zahmet etmeyin. Ya ne zahmeti canım? Çizilmeyen teflon tavalarımızı görmüş müydünüz? 10 yıl garantili. Yani en ufak bir çizikte derhal değiştiriyoruz. Ay çok güzel Şükran, ben aldım. Gördünüz mü? Alanlar çok memnun. Sadece 15 milyon lira. Aa, ucuzmuş gerçekten. Kız gelene kadar bir bakayım bari. Aa, geldi bile. Mehmet? Evet benim. Niye şaşırıyorsun? İlk defa mı diyor? Yok, hani böyle birdenbire gelince şey yaptım. Ne yaptın? Evet, bundan sonra öğle yemeklerini evde yiyoruz. Haberin olsun, yemeğe geldim. Çok iyi, çok iyi. Hadi geç mutfağa sen. Hoş geldiniz Sevinç Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. Beyefendi kim? Beyefendi... beyefendi, şey o beyefendi... Sevinç'in kaynı Mithat Bey. Hoş geldiniz Mithat Bey. Hoş bulduk. Bu Mehmet Bey, hep bahsederdim ya sana. Tabii sana. Şükrancığım, sen içeri gelir misin bir? Şükran, ne işi var Sevinç'in kaynının falan bu evde? Erkeklerle gün mü yapıyorsunuz yoksa? Ay ne günü canım? O zaman? O şey için geldi. Ne için? Mithat Bey, psikologmuş. Mustafa uyuyamıyor ya, korkuyor geceleri, onun için. Sevinç'e bahsetmiştim, o da almış getirmiş. Ne diyor? Korkmayın, bir şey olmaz diyor. Dur bir de ben konuşayım. Hayır, sen konuşma. Neden? Bana anlattı her şeyi canım. Canım, bir de bana anlatsın, çekil bakayım şimdi. Yandım, mahvoldum. Mithat Bey, nesi varmış bizim oğlanın? Oğlunuz için pek bir şeyim yok. Genelde bayan çalışıyoruz. Ama isterseniz saati bırakabilirim. He? Saati mi? Ne saati? Evet, şeyi demek istiyor. Bizim çocuğun saatinde yatması gerekiyormuş. Öyle olmazsa uykusunu alamıyormuş. Uykusunu alamayınca da uyanıp korkuyormuş. Öyle mi? Odayı, yatağı falan değiştirmek gerekiyor mu acaba? Vallahi yatak sizin bileceğiniz iş. Ama size nevresim takımı verebilirim. Çok titiz yani, inanın alan bir daralıyor. İsterseniz kumaşına bir dokunun. Uzatır mısınız efendim? Dokunun efendim, buyurun. Dokunun. Tabii, insanlara rahat bir uyku gerekli. Doktor Bey şey demek istiyor, örtüleri eskidi ya çocuğun, yeni örtüler alın. O da şöyle ferahlasın, rengi açılsın, çocuğun ruhu ferahlasın. Siz çantanızda çarşafla mı dolaşıyorsunuz böyle? Tencere, tava da var efendim. İsterseniz çıkarayım bakın. Bu tava. Tencere, tava. Doktor çantası. Tabii. Her psikoloğun çantasında bulunmalı bunlardan ya. Ya çocuğumuzun mesela psikolojik durumunun tavaya ihtiyacı varsa? Ay bu sefer çok fena saçmaladım. Ne diyorsun Şükran? Hiçbir şey anlamadım. Kapı çaldı değil mi? Kapı çaldı. Ben kapıya bakayım. Geç kalmadım. Baba, merhaba. Bozurdum bileziğini. Nerede kaldın sen?
Madem geldiniz, Mustafa'yı da görseydiniz. Böyle tencere tava nevresimli olur mu ya? Olur, olur. Ben anladım ne demek istediğini. Ver bakayım şunu sen bana. Ah doktor bey, çok teşekkür ederiz yardımlarınız için. Sağ olun, buyurun paranızı. Müsaadenizle ben bir sayayım ha. Sen sayın. 20, 40, 60, 80, 100, 10, 20, 30, 535, evet. Çok teşekkür ederim efendim. Tabii de ben, biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Hadi güle güle, buyurun buyurun, hoşça kalın. İyi günler olsun. Hoşça kalın. Az daha unutuyordum. Seni? Ben şey yapayım onu. Tabii. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Sağ olun, hoşça kalın doktor bey. Hoşça kalın. Neydi o para? Hangi para? Şey doktor, ha o psikolog ücreti. 135 milyon. Evet. Ben o paraya bütün kahvenin psikolojisini düzeltirim. Ama şekerim bu işler pahalı işler. Olsun, çocuğumuz kurtuldu. O kurtuldu ama ben battım. Senin canım, maşallah. Pek pahalıymış kaynınız. Şey öyledir. Öyledir ama işini çok iyi yapar. Nevresim takımını bıraksaydı bari. Bir kola daha alır mıydınız Sinan abi? Yok, abi, sağ ol. Sinan abi, enişteme 1,5 milyarı verecek misiniz? Bir hafta içinde kuruşu kuruşuna ödeyeceğim Sinan abi. Ödeyeceksin tabii. Tabii. Ödemezsen zaten mahkemeye dağılır. Mahkeme mi? Elbette. 1,5 milyarı senetsiz verecek değilim herhalde. Aha şu mesele. Senet dediğin nedir ki Sinan abi? İmzalarız, hallederiz. Ya Sinan abi, imzalasın enişte. Ben senede hazırlamıştım zaten. Evet. Şöyle bir tane pulun üstüne, bir tane de dışına. Tabii, hemen atayım Sinan abi. Buyurun, imzaladım. Parayı vereceksiniz değil mi Sinan abi? Vereceğim, vereceğim. Tabii de bir eksik var. Nedir Sinan abi? Kefil. Kefil mi? Tamam. Onu da hallederiz. Herkes olmaz. Kim olacak? Sadece ve sadece Mehmet Usta kefil olursa veririm parayı. Ne? Mehmet Usta imzalayacak. Yoksa olmaz. İmza taklit edeceğiz mecburen. İmza sirkülleri de istedim. Nasıl böyle? Konut kredisi mi alıyoruz? Alt tarafı 1,5 milyar. Kusura bakmayın. Kefilsiz olmaz. Büyük konuşmayacaktın Mehmet Usta. Kıyamazsın sen bunlara. Kesin kefil olursun. Hasan. Buyur usta. Git bana çorba söyle. Usta, hani dışarıdan yemek yemiyorduk biz? Çok konuşma. Ben Mehmet Usta'yım. İster yerim ister yemem. Psikolojimi bozmayın benim. Bir psikolog kaç para biliyor musun sen? Git söyle o zaman çorbayı. Merak etme usta. Bu akşam Galatasaray Juventus maçını izleyince moralin yerine gelir. Sahi bu akşam maç var değil mi? Evet. Evet. Bak moralim yerine geldi işte şimdi. Usta, şöyle bir mercimek çorbası söyleyip üzerinde kırmızı pul biber atarsak böyle hani sarı kırmızı. İster misin? İstemez oğlum, istemez. Ben o çorbayı sarısıyla da içerim. Hadi git getir. Ama kazanırsanız belki senin maaşına zam yapabilirim. Hadi. Tamam usta. Uydurma kapasitene bayıldım Şükran. Ayol vallahi şeytana külahı ters giydirirsin sen. Pırlanta gibi akıl var sende. Ha, ne yapayım? Biz bu evde nasıl yaşıyoruz sanıyorsun Sevinç ha? Bir adam bu kadar sinirli olursa, tansiyonu da bu kadar yüksek olursa uydurmak zorunda kalıyorum tabii. Hürmetler babacığım. Verin elinizi. Öpeyim. Ne haber Kanço? Ha? Hacı baba türbesi sanki ya. Yakında başıma tülbent de bağlar bu damat. Ne yapacağız ya? İmza sürküleri falan istiyorlar ya. Ya imza sürküleri kolay da imzayı nasıl atacağız? Orası kolay. Hallederiz. Senin karşında imza taklit profesör doktoru hallederiz Kadir duruyor. Hadi sen git de şu sürküleri al. Ya masanın gözünde nasıl alacağım? Oğlum ne bileyim ben biraz girişimci ol. Her şeyi devletten bekleme. Çalıştır şu saksıyı biraz. Thank you.
Allah. Sen babamı çağırsana, ben o sırada kapayım oradan. Ben ne diye çağıracağım babamı? Ya enişte, biraz girişimci ol. Her şeyi devletten bekleme. Babacığım. He. Bir saniye gelir misiniz? Yemek yiyorum şimdi. Ama çok önemli bir şey soracağım. Ya oradan sor. Ama baba, göstermem lazım. babacığım, bu büyük parçayı kaça tornalıyorsunuz? 70-80 isteriz. Niye? Çok pahalıymış babacığım. Yani bunu mu soracaktın? Evet babacığım. Bir arkadaş tornacı dükkanı açacak da ben de piyasa araştırması yapıyorum. O yüzden yani araştırma babacığım, araştırma. Tövbe tövbe, tövbe tövbe. Me. Me. Baş. Ya bu babamın imzası, amma kazıkmış kayınço ya. Ne oldu profesör efendi, atamadınız mı imzayı da? Canım, bu yaşların imzaları da hep böyle oluyor. İmza atmıyorlar ki, iki cızık duruyorlar, hep aynı şekli tutturuyorlar. Nasıl tutturuyorlar ben de anlamıyorum yani. Hadi enişte, hadi enişte. Dur be kayınço, iki dakika daha. Sen çalış, bu arada ben gideyim mutfağa bir şeyler yiyeyim bari. Ye kayınço, ye. Afiyet olsun, yarasın. Anne, hı, hadi bir şeyler koy da yiyeyim. Babam bekliyor dükkanda. Bana bak, ne yapıyorsunuz çocuğum siz içeride öyle, ha? Eniştemin kirayı ödüyoruz. Nasıl kira ödemek o öyle? Masada oturarak kira mı ödenir? Ödeniyor işte anne. Bana bak, enişten içeride sakın at yarışı falan oynuyor olmasın, ha? Ya yok, daha neler. Eniştemin at yarışı oynayacak hali mi var anne? Alo? Ha Engin, ne haber oğlum? İyilik, iyilik. Sağ ol, uğraşıyoruz işte. Ha, benim birikmiş hani 5 aylık kira borcum vardı ya, ona para buldum. Sağ olsun, benim kayınpeder bana kefil oldu. Onu ödeyeceğim. Elime biraz para geçti de. He, tüyo mu geldi, ne tüyosu? 5. ayak. Fırtına. Bomba gibi atlıyorsun. Yok, yok Engin, ben yapma Engin. Engin böyle zamanlarda bana tüyo verme oğlum. Oynamamalıyım Engin. Oynamamalıyım. Yine de sağ ol. Sağ ol, sağ ol Engin. Oynayamam ben. Oynayamam. Nerede kalmıştık? Evet. Mehmet. Başak. Mehmet. Başak. Beşinci ayak. Fırtına. Ulan ya gelirse fırtına? 1,5 milyarlık oynasam, 2 misli yaparım kuponu. Öf, paraya bak. Kirayı da nasıl olsa öderim o parayla. Evet. O zaman hemen atalım imzayı. Gidip alalım Sinan abiden parayı. Sonra da doğru Ganyan Bayi. Ben eve 500 milyarla dönünce Hulya'nın gözleri dolacak. Hungur hungur ağlayacak. Hadi çıkalım ben işte. Enişte, nereye kayboldu bu ya? Senetler de gitmiş. Eyvah! Ulan yemese parayı bari. Allah Allah! Of be, şöyle rahat rahat bir maç seyredeyim. Dede, şu maçı izlemesek, dizi izlesek olmaz mı? Yavrucuğum, bu maç önemli. Yani dizi her hafta var nasıl olsa, haftaya izlersin. Senin maçın haftaya izlense olmaz mı? Ama dedeciğim, bu maçın haftaya tekrarı yok ki. Ama teyzen de dizi izlemek istiyor. Teyzen de haftaya izler. O zaman oylama yapalım. Oylama mı? Evet dede, demokratik olman lazım, yoksa diktatör olursun. Ne yapalım? Yani yapalım o zaman oylamayı. Evet, maçı izlemek isteyenler el kaldırsın. Ya
Biz kazandık, gördün mü? Demek ki Galatasaray Juventus maçı izlenecek. Oylama sonucu böyle. Gördüm, göz kırptım. Üzülme teyzeciğim, demokrasi böyle bir şey işte. Hadi gel, ben sana bilgisayarı açayım içeride. Selam. Aferin, zamanında geldin. Hadi usta, hep beraber. Emin misiniz, parayı buldunuz mu? Bulduk abla, Sinan abi borç verecek dedim ya. Aa, iyi bari. Evinize girin, gerisi kolay. Bir yol bulunur nasılsa. Vallahi son anda yırttık ha. Yoksa sizin ev sahibi yarın öbür gün dayanırdı bizim kapıya. Dört sene üst üste şampiyon oldu. Oğlum, yorumculara mı tezahürat yapıyorsun? Daha maç başlamadı. Defne. Efendim baba. Bu ne bu? Bu? Etek baba. Etek. Hani nerede etek? İşte baba. Sen okula böyle mi gidiyorsun? Giydim artık baba. Daha kötü ya. Normal bunlar babacığım, artık herkes böyle giyiyor. Normal ha. O zaman sen de giy bir etek, böyle ailece hep beraber rezil kepaze dolaşalım. Şey baba, ben üniversite... Üniversite anlamam, alırım okuldan bak ha. Dua et, şimdi birazdan maç başlıyor, sinirlenmeyeceğim. Sen ne bakıp duruyorsun? Ha? Git içeri, git. Hadi. Yıkılın size gözümün önünden, geçin. Hadi. Futbolda da bu bir dezavantaj olacak ama... Aa, ne oldu, başladın mı maç? Gel abi gel, bak birazdan başlayacak. Vallahi çok heyecanlıyım ya. Ya maç seyretmek gibi iste yok ha. Evet. Sessiz olun, maç seyredeceğim ben. Sessiz de maç seyredirim Mustafa abi ya. Ben sana demiştim. Abi ben bakarım, Kadir geldi galiba. Merhaba, Mehmet Usta yok mu? Gel Sinancığım, gel, buradayım, gel. Nasılsın Mehmet Usta? Bir uğrayıp tebrik edeyim dedim. Tebrik mi, niye? Sabit fikirlerinden vazgeçtiğin için. Hangi sabit fikrinden vazgeçmiş? Hani kefil olmam, kefil olmam filan deyip duruyordu ya. Bugün dayanamamış, sizin damada kefil olmuş. Ne yapmışım, ne yapmışım? Ya Sinan abi, sonra şey etsek, şimdi maç var. Bırak şimdi maçı ya. Nasıl kefil olmuşum Sinan? Bal gibi olmuşsun işte. Burayı sen imzalamadın mı? Bugün senin damat geldi, para aldı benden. Sen de kefil olmuşsun işte. Ya Sinancığım, yani bir yanlışlık var. Ben böyle bir senet imzalamadım ki. Yapma Mehmet Usta, imza sürküleri de var. Al, işte aynı imza. Allah Allah, imzam taklit edilmiş. İmza sürküleri bile var hakikaten. Mustafa, senin bu işte bir ilgin var mı? Yok baba. Kimin ilgisi var? Eniştemin. Çabuk bulun onu bana. Çabuk getirin onu buraya. Çabuk bulun, çabuk! Kusura bakma damatcığım. Paranın yeri olmasa verir. Ama maalesef. Zırt. Taşmıyor. Hey! Şey, her plana dalan olur. Ben de göreyim çok. İnşallah. Mehmet de Mehmet de Mustafa'nın bayrağı. Epek de evlenip yuvasını bilirse daha ne isteriz biz? Ay, en iyisi bulaşıkları yıkayayım. Ay, kılıyım. Emekli olacağım tabii. Yakında Ayvalık'ta küçük bir ev alacağız. Sonra da ver elini Giresun. CNC tezgahı alsa da para kazansın. Metin abi diyecektim.